Muhalefetin krizi aşmasıyla beraber özellikle Türkiye'nin CDS primindeki izlenen geriye dönüş, düşüş. Ama gerçekten çok mutlu olmak için bir sebep var mı? Ya da muhalefetin etkisinin CDS priminde seçimden sonra hızlı bir düşüş yaratacağını söylemek mümkün mü? Biraz daha tabii ki toparlanma devam edecektir. Ancak şunu unutmamak lazım. Türkiye ekonomisindeki sorunlar eşliğinde artan finansman ihtiyacı, ödemeler dengesi kriziyle aslında burun buruna olması, bütün bunlar politik gelişmelerle tabii bağlantılı. Türkiye'nin risk primini arttıran faktörler. 2 günlük izlediğimiz düşüşe rağmen hala 500 puanın üzerinde. Muhalefetin iktidara gelmesi, işte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması uyumlu bir çalışma olsa da iyi, Türkiye ekonomisindeki problemler aslında son derece derin. Risk primini bir süre daha yüksek tutacak cinste. Riskler çoğaldı, riskler değişti. Onlara çözüm önerileri inandırıcı olmadan özellikle yabancı yatırımcı nezdinde bu düşüşün çok anlamlı bir seviyede devam etmesi zor.